Duy, duy, kalkma, otuy. Çünkü geldi Gaffur. Selam herkes. Ben Emir'in yarmaz gecesi Gaffur. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Papi, ben canavar değilim animasyonunu izleyeceğiz. Şimdi bu animasyon nedir? Biliyorsunuz bundan yaklaşık 20 gün önce bir animasyona seslendirme yapmıştık. Hagi Wagi, ben canavar değilim. İşte o animasyonumuz arkadaşlar. Hatırlayan hatırlar. O kadar mutluyum ki o çöplükten kurtulduğum için sana çok teşekkür ederim. Çok! Aa, seni hiç bırakmayacağım. Bu animasyonda aslında Hagi Wagi'nin bir canavar olmadığını, zorla nasıl canavar yaptıklarını anlatan bir animasyondu arkadaşlar. Bu animasyonda onu izlemiştik, seslendirme yapmıştık, tepki vermiştik. Şimdi de arkadaşlar Hagi Wagi ben canavar değilim animasyonunu yapan aynı kişi şimdi de Papi, ben canavar değilim animasyonunu yapmış arkadaşlar. Çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Önce beraber izleyeceğiz. Ondan sonra detaylı inceleyeceğiz. İpuçlarına bakacağız, ne anlatmak istiyor. Hepsini arkadaşlar beraber izleyeceğiz. O zaman başlayalım. Mommy doesn't like guests. Annem misafirlerden hoşlanmaz. Bunu Papi söylemiyor muydu? Hatırlayın. Bu kız galiba Papi, henüz bilmiyorum. Doktorlar var, yaşlı bir teyze falan var. Sandalyeye mahkum. Bu üzgün olan galiba Papi, henüz bilmiyorum. Aa şey, gelincik çiçeğini çiziyor. Bak gelincik çiçeği. Kalemi kırıldı. Bir çocuk geldi. Aa bak, onun yarım kalan çiçeğini tamamladı. Papi niye üzgün? Evet, bir arkadaş edindi şu an. Aha! Papi oyuncağı ve sandalyeye mahkum olan kadının kucağında ne işi var ki elinde? Allah Allah. Aa, beraber oynuyorlar yeni arkadaşıyla. Burası galiba bir yetimhane arkadaşlar. Bunlar yetim. Bir anda bir şey oluyor. Aa, yerde Papi'yi buldu. Masada bir takım belgeler buldu arkadaşlar. Onları hep inceleyeceğiz, merak etmeyin. Aşırı şaşırdığına göre çok önemli şeyler var. İnceleyeceğiz, merak etmeyin. Çok kötü oldu Papi. Bu arada arkadaşlar, bu daha Papi olmadan önceki hali. Daha Papi olmamış. Ama olacak büyük ihtimal. Evet, arkadaşın neyin var diyor. Niye üzgünsün diyor. Papi'nin Papi olmadan önceki, yani şimdiki insan halindeki adı neydi acaba? Ya Papi değil herhalde. Gerçek adı ne, çok merak ediyorum. Mesela Hagi Wagi'ninkini de çok merak ediyorum. Gerçek adı neydi? O güvenlik görevlisinin, oyuncak fabrikasında çalışan güvenlik görevlisinin gerçek adı Hagi Wagi değil. Deneyden sonra Hagi Wagi oluyor. Gerçekteki isimlerini çok merak ediyorum. Papi üzgün olduğunu belli etmek istemiyor gibi. Allah Allah. Aa, çocuk orada kaldı. Papi niye çocuğu oraya kilitledi? Neler oluyor? Bir dakika, Papi'yi götürüyorlar yetimhaneden. Ve işte Papi. O kadar çok detay var ki arkadaşlar videoda. Gelin hep beraber şimdi arkadaşlar yavaştan, yavaş yavaş, en baştan, çok detay var arkadaşlar. Bayağı bir detay var. Hepsini inceleyelim. Bakalım bu animasyon bize ne anlatıyor. Hadi gelin inceleyelim. Mommy doesn't like guests. Tamam, animasyonumuzun başlangıcında annem misafirlerden hoşlanmaz. Bu Papi'nin sözü galiba. Papi'nin annesi kim bilmiyorum. Devam et. Evet, Papi gözünü açıyor. Oyuncak. Canlanmış artık Papi. Ve işte bu da Papi'nin oyuncak olmadan önceki insan hali. Bu kız, bu kız çocuğu. Bir yetimhane burası arkadaşlar. Bunlar yetim. Annesi ve babaları yok. Gelelim buraya. Burası önemli.
Tekerlekli sandalyeye mahkum bir kadın ve yanlarında çocuklar var. Ve hemen arkalarında iki tane doktor. Doktor. Deney. 1006. Bilim adamı. Benim aklıma bunlar geliyor arkadaşlar şu an için. Bakalım devam edelim. Şimdi bu kadının çocuklarla arası çok iyi. Gülüyorlar, eğleniyorlar. Acaba bunların öğretmeni olabilir mi? Ya da yetimhanedeki bunların annesi olabilir mi? Hani yetimhanede olur ya çocuklara annelik yapan biri her zaman. Büyük ihtimal öyle bir şey arkadaşlar. Doktorlar çocuğun bir tanesini götürüyor ve çocuğun sırt çantasında bakın hangi oyuncağın resmi var. Arkadaşlar, yetimhanedeki çocukları alıyorlar ve onlara deney yapıp onları oyuncağa çeviriyorlar. Bu çocuk da bu bizim hani rüya var ya, kedi olan, hani oyuncak fabrikasında oyuncak yapıyoruz Huggy Wuggy'nin kapısını açmak için. Ha işte bu kız o oyuncak işte. Oha. Şimdi gelelim Papi neden üzgün? Niye üzgün onu anlamıyorum. Yoksa Papi her şeyi biliyor mu arkadaşlar? Burada kaldığı arkadaşların, yani yetimhanedeki arkadaşlarının oyuncak fabrikasına götürülüp onlara deney yapıldığını Papi biliyor olabilir mi? Burada gelincik çiçeği çizerken bir anda kalemi kırılıyor. Gelincik çiçeğin anlamını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Papi, gelincik çiçeği demek. Çiçek yani papi. Gelincik çiçeği oyuncağı. Bir anda yanına biri oturuyor, bir arkadaş arkadaşlar. Onun yarım kalan, hani kalemi kırılmıştı ya, yapamamıştı. Yarım kalan resmini bu çocuk tamamlıyor. Burası önemli. Mutsuz olan Papi ilk defa gülüyor arkadaşlar. Yeni bir arkadaş ediniyor ve çok mutlu. Beraber salıncağa sallanıyorlar, oyun oynuyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar derken bir anda o tekerlekli sandalyedeki kadın ve elinde gelincik oyuncağı, Papi oyuncağı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bak bu kare var ya, bak bu kare o kadar önemli ki. Burada iki tane yetimhanede kalan çocuk ve onlara bakıcılık yapan bu tekerlekli sandalyedeki kadın ve onun elinde Papi oyuncağı. Yetimhanedeki tüm çocukların bakıcı olarak bildikleri bu sandalyedeki kadın var ya arkadaşlar, aslında oyuncak fabrikasına çalışıyor. Bu çocukların suratına gülüyor. Ben sizin annenizim, sizin anneniz babanız yok, size ben bakıyorum, canlarım benim, cicim benim. Ve bir gün onları doktorların eline, avcuna bırakıyor. Doktorlar da oyuncak fabrikasına götürüyor, deney yapıyor, onları oyuncak haline getiriyor. Yani bu kadın, bu tekerlekli sandalyedeki kadın çok kötü bir arkadaşlar. Şimdiki hedefinde de galiba bu iki çocuktan birisi var. Bakalım hangisi? Gene beraber oyun oynuyorlar. Papi bir anda korkuyor. Arkadaşını hızlıca terk ediyor. Yerde bir oyuncak buluyor arkadaşlar. Gelincik oyuncağını ve bakın kapıda ne yazıyor. Mami, anne. O tekerlekli sandalyedeki kadın var ya, işte tüm bu yetimhanedeki çocukların annesi olarak kendini tanıtıyor. Burası da tekerlekli sandalyedeki kadının odası. Bakalım burada neler bulacak arkadaşlar. Burası önemli bak. İşte... İşte geldik. Geldik arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu şerefsiz kadın ve yanında kim var arkadaşlar? O oyuncak yaptığımız kedi. Aslında bu kedi kim biliyor musunuz? Biraz önce sırtında okul çantasında bu kedi resmiyle giden anda bu zavallı çocuk, yetimhanedeki çocuk güle güle doktorlarla gitti ya. O doktorların kucağına kim verdi bu çocuğu? Anda bu kadın verdi işte arkadaşlar. Ve sonra da bu zavallı kız bu kediye döndü. Oyuncağa döndü. Aha bu da işte deney şeyleri arkadaşlar. Bakın iğneler, kanlar. Stella. Stella işte arkadaşlar. Stella bakın burada yazıyor. Stella. Yavaş yavaş arkadaşlar yapbozlar birleşiyor değil mi? Şimdi gelelim bak. Şimdi nasıl olaya bak. Bak. Gelelim son deneye. Son deney arkadaşlar. Son. Papi deneyi. Papi kim olacak?
Kim papi oyuncağına dönüşecek? Ya bu çocuk ya da bu kız. Beraber oyun oynuyorlardı ya, çok eğleniyorlardı. İkisinden biri arkadaşlar papi olacak. Son deney. Bunu gören kız ne yapıyor? Hadi izleyelim. Ay, bak, bak arkadaşlar. Papi çocuğa bakınca ne görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın gelin ben size göstereyim. Ahan da bunu görüyor işte. Kan, ameliyat odası. Eğer bu çocuk seçilirse başına bunlar gelecek arkadaşlar. Kız bunları önceden görüyor. Ve üzülüyor tabii. Bak, burada çok önemli bir detay var. Bak arkadaşlar, bak. Şimdi bu kız çocuğun suratına gülüyor değil mi? Bak şimdi. Aslında ağlıyor. Çocuk hadi saklambaç oynayalım diyor. Tamam mı? Papi onu oraya kilitliyor. Çocuk da sinirleniyor. Aç kapıyı, aç kapıyı. Senin gibi arkadaş olmaz olsun diyor. Ama aslında o kız kendini feda ediyor. Onu oraya niye kilitledi sanıyorsunuz arkadaşlar? Bu kız onu oraya niye kilitledi? He? O sandalyedeki kadın bu çocuğu doktorlara vermesin. Oyuncak fabrikasına gidip deney olmasın. Lanetli bir oyuncağa dönüşmesin diye kendini feda etti. Of. Ya ağlayacağım ya. Burada çok büyük bir detay daha var arkadaşlar, gelin benimle. Şimdi bu çocuk arkadaşlar kapının orada bir tane ayna var ufak. Oradan papiyi ve o sandalyedeki kadını görüyor. Bak o delikten ha. Ne kadar mutlular değil mi arkadaşlar? Bak o kız ne kadar mutlu, o kadın ne kadar mutlu. Burada arkadaşlar bilerek gülüyorlar. O çocuk gördüğü için. Ama gerçekte ağlıyor. Gidiyor. Kendini kurban etti ya. Bile bile kendini kurban etti. Ya o çocuk gidecekti ya da bu kız gidecekti. Bu kız papi olmak için, lanetli oyuncağa dönüşmek için, son deney için kendini feda etti. Sırf arkadaşını kurtarmak için. Tabii arkadaşı bunu bilmiyor. O kızın bunu bıraktığını sanıyor. Beni terk etti diyor ama gerçeği bilmiyor. Belki hiçbir zaman öğrenemeyecek ha. Ya arkadaşlar ya ben çok kötü oldum ya. Kendini bildiğin feda etti ya arkadaşı için. Bunu kim yapar abi? Ve işte karşınızda papi. Şu yüz ifadesi var ya her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bir yanı gülüyor ama diğer yanı ağlıyor. Hayatımda izlediğim en güzel animasyon olabilir. Bu animasyonu yapan kişiye çok 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 teşekkür ediyorum. Açıklamaya da arkadaşlar animasyonun orijinalini koyacağım. Gider izlerseniz. Ben iptal ya. Ben bilmiyorum ya. Kendime gelemeyeceğim ben. 1-2 gün galiba. Tamam biliyorum gerçek hikaye bu değil ama olsun arkadaşlar. Çok güzel bir animasyon olmuş ya. Umarım anlamayanlar için patimden geldiğince anlatmaya çalışmışımdır. Anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ufak şeylerin ne kadar büyük detay olduğunu göstermeye çalıştım. Umarım bu videoyu izleyen, like atan, yorum atan herkesin papi gibi fedakar bir arkadaşı olur.